Kıvanç Cihangir Beyoğlu azizim. Sağ tarafta Kıvanç Cihangir Beyoğlu, sol tarafımıza Avni Bey. Ben mahlasımla bu dünyaya var olmuş Avni Bey. Closer cemiyetinde beyefendi kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Avni. Mehmet zannediyor. Sihirli annemdeki Avni ile çok karıştırırlar. Halbuki onunla bir bağlantım yoktur. Gördüğünüz gibi ben bu esirin sahibi. Sihirli annem evet. Nedir? Selena dese anlayacağım. Ben Kıvanççı evet. Cihangir Beyoğlu'yum. Efendim, bu ben moderatörüm. Sen konudan da koparım. Yan profil değil mi? Bu evet, niye yan profil. Niye yan durmuyor? Evet, benim duruşum evet. Bu şekilde. Bir dakika, bir dakika. Efendim, bir dakika. Moderatör buradayım ben ya. Ya da size neden ya, bir susar mısınız? Bir susar mısınız efendim? Bir susar mısınız? Susadım. Ben bu programın moderatörüyüm. Ben size sorular yöneteceğim, siz cevaplayacaksınız. Şimdi, süresi de var tabii ki. Yani süreyi de geçmemeniz gerekiyor. Ben öğretecek değilim. Ancak bir moderatör programın kameramanlığını yapmaz. Moderatör dediğimiz kişi karşıda oturur ve herkese soruları sorar, yöneltir. Burada siz daha ne çektiğinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya tartışma programını tartışmayla çekmeyi değil. Evet. Cihangir halkına aynen. Hangi Cihangir? Avcılar Cihangir'den gelip gerçek Cihangir'in ekmeğini yemeye kalkan bu Kıvanç Cihangir Beyoğlu müptezeli. Gelmiş. Sen bana nasıl müptezel dersin? Efendim, birbirimize karşı iyi niyetli olalım. Ne olur kötüleşmeyin. Ben Beyoğlu'nun sayılı iş adamlarından Muharremzade Bülbüli Efendi'nin torunu. Sen kim oluyorsun da Bülbüli'nin torununa müptezel yakıştırması yaparsın? Dekadan! Seni dekadanlıkla suçluyorum. Dekadansın. Ne kadar da dekadansın. O kadar bir dekadansın ki sen. Ne kadar dekadan. O kadar dekadansın sen. Sanat, sanat için midir? Sanat toplum için midir? Siz beni buraya niye çağırdınız ben anladım. Siz buraya Kıvanç Cihangir Beyoğlu'nun adını lekelemeye çağırmışsınız. Ben Avni Mahlaslı, Fatih Sultan Mehmet'le hiçbir benzeşmesi olmayan o kişiyi portresini yorumlamaya. Bu eserin şu an sadece gülüyorum. Sanat eseri olmadığını anlamaya. Şöyle bakıyorum, portreye bakıyorum. Ve resimleri bu eseri yorumlamaya geldim. Sanat kendim içindir. Sanat Beyoğlu için. Evet. Cihangir için değil midir? Cihangir Beyoğlu'na bağlı zaten. Peki avcılar Cihangir'de mi bağlı? Oradan gelip hala kendi özünü unutup farklı bir öze sahip olmaya çalışan bu müptezeli müptezel olduğu yere göndermek istiyorum. 7 kuşak öteden E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. 7 kuşak öncesinde senin ataların kesin birbiriyle çatışmış, savaşmıştır. Belli. Beyoğlu. Belli. Senin ataların hatasız olabilir. Beyoğlu. Biz 7 kuşak Beyoğlu'nduyuz. Ya, ama Cihangir ben hiç konuşmayacak mıyım? Hep soru ona gidiyor. Evet, ya ben evet. Bir dakika. Bir dakika. O zaman bir dakika. O baştan alıyorum. Susar mısınız Cihangir Bey? Yalan söylüyorum. Susar mısınız? Susarım. Ne olur. Avni Bey. Şu an yaptığınız resmi kısaca bir yorumlar mı? Görmüş olduğunuz resim gözü yükseklerde olup sarı renkleriyle Twitter'e bir gönderme yapıp aslında bu havuç diye bakılan yılbaşlarının havuç ve zeytinle yılbaşındaki o naifliğe gönderme yaparken bu çizgilerle sonsuzluğa varan, oradan bu sonsuzluğa gelen, oradan bu yol sonsuzluğa geri çıkan aşağı doğru yukarı bir paralel bir yeter! Söz milletindir diyerekten konuya girdim ama böyle girmek istemiyordum. Lütfen Beyoğlu halkı kusura bakmaz. Cihangir halkı bakabilir mi? Şu arkadaş haddini size bildireceksiniz. Yoksa ben mi susturayım? Evet, buraya tüm influencer arkadaşlarım ya linç kampanyası başlatır seni yok ederim. Yok, yok, yok. Yok ol, yok ol, yok ol. Sihirli annem çok izlemişsinizdir. Oradan bilirsiniz. Biz dededen Selena'cıyız. Biz de ruhsalcıyız. Konulardan çıkmayalım. Başkalarına da girmeyelim. Burada bir moderatör programımız. Evet, evet ben varım. Ben burada varım. Burada ben insan yerine koyulabilecek bir moderatör göremiyorum. Şimdi bu efendim. Bu adamla ilk defa ortak bir noktada, ortak efendim, bir paydada buluşmuşuz. Sesinizi yükseltmeyin. Ben sizinle yumruk bile tokuşturmam. Yalnızca ortak paydada buluşurum. Sizden, sonra hemen evime geliyorum. Sizden kısaca resmi yorumlamanızı istiyorum efendim. Bu arkadaş mı? Konudan çıkmayalım. Bakın ya da bakmayın. Bana ne? Bakmayın. Bu arkadaş
size göre arkadaş olabilir. Ben yandaş değilim. Ben yandaş değilim. Arkadaş da değilim. Yancımız bize burada stalk kafası yapmayacak. Moderatörüm ben. Sen bizim Himalayalar'dan şimdi... Bakın ben çok önemli bir konuya parmak basıyorum. Burada diyor ki, hemen bunu size dile getiriyorum. Bazı durumlarda öfke duyulan belirli bir kişi değil, kişinin çevresi ya da tüm insanlıktır. Bu beyefendi Cihangir halkına avcılarla muamelesi yapmak. Bu benim ağrıma dokunuyor. Sen kimsin? Efendim, sen nasıl çok iyi bir yere bastınız. Çok iyi bir yere bastınız efendim. Efendim, çok güzel bir... Fransız Benoy Lisesi'nin girişinde bile böyle bir yazı ben hayatta göremem. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Çünkü Fransız Benoy Lisesi'nin girişinden yalnızca yabancılar girebilir. Çok konuştunuz yani, efendim. Biraz süreniz bitti. Sorumuz da var. Yetiştirmemiz lazım. Aynen 30 saniye vereceğim. Ama süremizi aşmayalım. Ben de 45 saniye. Ben de temiz şeyde çok sayılmasa da ben de. Ben burada kucaklaşmamız gereken... Siz önce faillerinizi almayı bilin. Faillerinizi. Onu bile alamayan insana ben insan... Efendim hakaret etmeyin. Bir de getirmiş buraya insan olmak kitabını okuyormuşçasına hareket ediyor. Ben buraya bu kadar muazzam bir eserle... Muazzam aynen bir yani eserle konunun dışına çıktıkça. Eserini konuşturamıyorum. Yorum alamıyorum. Yani beyaz futbolda bile bu kadar bir çıkma olayı olmuyordu yani. Hayda! Hocam yapma. Ertem ne yaptın? Ertem yapma yapma. Hayda. Yeter ya. Kaldır göster bir de. Kaldır göster. Çıkarayım bunu. Bakın. Şimdi aynen sizden resmi yorumlamanızı istiyorum ve biz... Fırça darbeleri çok belirgin. Amatörce. Bunu fark etmek için ilkokula giden birisi olmak. Bakın bu tweetinin gözünde bir oyuk var. Görüyorsunuz değil mi? Bu oyuk göz bebeği diye arkadaş lanse ediyor. Bu sizi argo konuşacağım, yemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Detay planlarda çekersiniz burada gözün olduğunu. Argo konuştuğum için özür dilerim ama yemeye çalışıyor gerçekten sizi. Burada bu şekilde konuşmak hiç ama hiç istemezdim. Kameraya oynayan biri de değilim. Bu resmi, tabloyu 10 üzerinden değerlendirseniz kaç verirdiniz? 10 fazla olur. Bunu biz direkt 0 üzerinden değerlendirelim. Bu tabloya 0 vermek kendisi için bir ödül zira. Efendim bir dakika. Şimdi ben söz hakkı size veriyorum. Evet. Ben ne diyorsunuz? Bu tartışmanın içine daha fazla bulunmak istemiyorum. Yeterince sanatsız insanlarla sanatı anlamayan bir küratör, dedikistatör artık her neyse onunla karşı karşıya geldiğim için. Bakın mesela efendim susar mısınız? Bak beyefendi de söz hakkı. Siz iki saattir atlıyorsunuz ama yeter ya. Sen nasıl moderatörsün ya? Ama hak onda şu an. Sen bir dakika konuşma hakkı onda. Kıvanç Cihangir Beyoğlu'nu aşağılamaya çağırmışsın. Aşağılamak için demiyorum. Çok konuşuyorsunuz efendim. Ama söz hakkı orada. Onun bitsin size vereceğim tekrar. Sen nerelisin yahu? Ben has Türk'üm efendim ya. Sen has Türk'sün de biz... İnsanım ben. İnsan. Ben insanım insan. Siz daha insan olamamışsınız. Çünkü insan olma kitabını okuyorsunuz. Bu arkadaş... Gönderme yaptı. Şu an ikimize de mi gönderme yaptı? Size de yaptı. Evet, evet. Bize de yaptı herhalde. Ben öncelikle bu bilgilerden korumak için efendim, bir el dezenfektan. Efendim bir reklamımız var. Sanıka boru. Sanıka boru. Evet. Evet onun bir reklamını yapalım. Nerede bu boru? Bülent Serttaş gecikti. Nerede bu boru? Nerede bu boru? Boru vallahi sana doğru döşenmiş ne? Son geliyor. Hangi sanıka? Evet reklamımız bitti şu an. Tekrardan sorularımız var. Şimdi size... Soru kabul etmiyorum. Ben programı derhal bitirmesini talep ediyorum. Ben soru kabul ediyorum. Bana soru sorabilirsiniz. Zira ben beyefendi gibi korkak olmayacağım. Sorum şu olacak. Kucarımı da bırakırım. Bu arkadaş bırak. Ben hemen derhal bırakırım. O bırakıyorsa ben... Efendim sizi tartışma programı. Selam yollamayacak mısın? Hayır efendim o bırakıyorsa ben kesin bırakırım. Buradan yakın akrabalarıma selamlarımı yolluyorum. Almanya'daki kuzenime selam yolluyorum. Ellerinden öpüyorum. Dedeciğim. Halacığım. Kuzenin deden mi oluyor? Efendim selam yolluyoruz ama program sonunda. Efendim ne yapıyorsunuz?